Başar Klinik kanalından hepinize merhabalar. Ben Doktor Erat Başar. Başar Klinik kanalında kadın sağlığı, jinekolojik hastalıklar ve gebelikle alakalı pek çok faydalı içeriği bulabilirsiniz. Eğer bunun gibi içerikleri takip etmek isterseniz lütfen kanalımıza abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün sizler için bana sıklıkla sorulan bir soruyu cevaplandırmak istiyorum. Hocam ben de HPV virüsü olabilir mi? Ben HPV virüsü taşıdığımı anlayabilir miyim? Sorunun cevabı HPV'nin yaptığı hastalığa göre değişir. Öncelikle HPV virüsünü bir hatırlayalım. HPV virüsü kondilom diye tabir ettiğimiz sihirlere veya rahim ağzında kansere neden olabilen bir virüs. HPV'nin açılımı Human Papilloma Virüs. Yani bu virüs sadece insanlarda enfeksiyon yapabiliyor. Elimizde, ayağımızda, vücudumuzun diğer bölgelerinde çıkabilen siillerin de kaynağı HPV virüsü. Bu virüs aslında gayet ilginç bir virüs. Şöyle ki bazı bölgeleri tercih ediyor. Virüs tiplerine göre bazı bölgelerde bulunmayı seviyor. Örneğin HPV tip 1, tip 2, tip 4 el ve ayak gibi bölgelerde siil yapabilirken HPV tip 6, tip 11 genital bölgede siil yapmayı tercih ediyor. HPV tip 16 ve tip 18 hiç siil yapmayı tercih etmiyor. Genital bölgede, rahim ağzı bölgesinde veya vajinal bölgede kanser yapma riskine sahip. Bu yüzden HPV'nin siil yapan tipi varsa korkmuyoruz. Çünkü sihir yapan tiplerinin çoğunlukla kansere neden olmadığını biliyoruz. Bu virüsün yıllar içerisinde tanınması, giderek medyada daha fazla yer bulması, internette daha fazla yer bulması nedeniyle hastalarımda da haklı bir tedirginlik görüyorum. Hastalarım da bana sıklıkla soruyorlar. Vajinal akıntım var, acaba bundan olabilir mi? Ben de HPV virüsü olduğunu anlayabilir miyim hocam? Ben de bu sorulara hastalarıma ve danışanlarıma nasıl yanıt veriyorsam sizler için de yanıt vermek istiyorum. HPV virüsü çok büyük oranda cinsel yolla bulaşır. Hiç cinsel ilişkisi olmamış bir kadında genital HPV bulunma olasılığı çok çok azdır. HPV'nin daha iyi huylu, siil yapabilen tipleri var. Bir de daha kötü huylu, kanser yapabilen tipleri var. Genital siil yapabilen tipler zaten dış genital bölgede veya vajina içerisinde bulunuyor olabilirler. Biz bu virüslerin varlığını siil yaptıklarında net olarak anlayabiliriz. Onun dışında çok nadiren o bölgeden bir biyopsi alarak veya bir sürüntü alarak da HPV virüsünün o bölgede olup olmadığını anlayabiliyoruz. Fakat siil yapmadıkları sürece bunların vücudumuza hiçbir zararları yok. Ve şunu da biliyoruz, birkaç yıl içerisinde çok büyük oranda vücudumuzdan atılıyorlar. Eğer genital bölgede siil görüyorsak, orada HPV var demek. Ama siil görmüyorsak, orada HPV yok demek değil. HPV'nin kanser yapan tipleri hiçbir belirti vermeyebilirler. Yani bu ne demek? Sizin haberiniz olmadan vücuttan atılabilir. Peki hocam biz bunun rahim ağzında kansere neden olup olmayacağını nasıl anlayabiliriz diye sorabilirsiniz. İşte simir testi ve HPV testi burada devreye giriyor. Nasıl devreye giriyor? Rahim ağzından biz simir testi dediğimiz bir sürüntü örneği alıyoruz. Bu sürüntü örneğinde Hücrelerin tipinde değişiklikler var mı? HPV virüsüne bağlı değişiklikler var mı? Bunu anlayabiliyoruz. Simir testinde bozukluk çıkan hastalarımızda rahim ağzını detaylı bir şekilde kolposkopi cihazı ile inceliyoruz. Kolposkopi cihazı ile incelerken de oradan ufak biyopsiler alıyoruz gerekirse ve bunun sonucunda o hastamızda kansere dönebilecek bir durum olup olmadığını anlıyoruz. Yani bir kişi kendinde kansere dönebilecek bir HPV olup olmadığını kesinlikle anlayamaz. Efendim vajinal akıntıymış, kasık ağrısıymış, kaşıntıymış bunların hiçbirisi HPV'nin yaptığı bir belirti değildir. Bu konuyu da netleştirdiğimize göre dördüncü maddemize geçebiliriz. Kendinizde dış genital bölgede gördüğünüz her kabarıklık siil değildir. Ancak bu gördüğünüz kabarıklığın siil olmasından şüphe ediyorsanız fazla geciktirmeden jinekolojik muayene olmanızı tavsiye ederim. Yani ne kadar erken bunlara tanı koyarsak, ne kadar erken müdahale edersek işimiz o kadar kolaylaşacaktır. Peki rahim ağzında HPV olup olmadığını nasıl anlayacağız? Onun için de yapmanız gereken şey düzenli jinekolog muayenenizi aksatmamak. Yani siz düzenli kontrollerinizi aksatmadığınız sürece HPV virüsü bizden kesinlikle kaçamaz. Bu sık sorulan soruyu sizler için cevaplandırmaya çalıştım. Yine de aklınıza takılan herhangi bir konu varsa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Kadın sağlığı ile ilgili faydalı bilgiler için Başar Klinik Instagram sayfasını takip edebilirsiniz.